Merhaba. Bugün Gümüşhane'den aldığım barbekü taşını size anlatacağım. Ürünü Gümüşhane'den aldım. 30 santime 50 santim gibi boyutu var. Kargo güzel paketlenmiş vaziyette geldi. Etrafında köpüklerle paketlenmiş. Herhangi bir kırık çatlak olmadan geldi. Ürünün etrafında yağ olukları mevcut. Pişirildiğinde yağların akması için tek bir yerden kanal açılmış. O kanaldan dışarıya doğru yağ olukları akmakta. Ürünün bakımı gerekmekte ilk alındığı zaman. Önce ürünü soğuk suyla yıkıyoruz. Tozu gitmesi için. Kısa bir işlem zaten bu. Ürünü normal mangalın üzerine koyduk. Önce pişirmesi için. Fakat mangalın üstünü kapattığımız için çok duman oldu. Kullanılması biraz zorlaştı. Ürünün kullanma talimatında 30 gram yağ ile yağlanması gerektiği yazmakta. Bunun için ilk uygulamaları yaptık. Ürün mangal üzerinde is yaptığı için tuğla kullandık. 3 tane tuğlayı sağ ve sol kanadına yerleştirerek sıraladık. Bu durumda her iki taraf açık olduğu için herhangi bir is oluşmadan daha rahatlıkla kullanabildik ürünü. Ürünün kullanma talimatında sıcakken kesinlikle soğuk su kullanmayın diyor. Ürünün çatlayabileceğini belirtiyor. Bunun için biz soğuk su kullanmadık. Çatlasa bile dışındaki demir iskeletin ayrılmayı önleyeceğinden hala kullanmaya devam edebileceğimizi belirtmekte. Bu da iyi düşünülmüş bir özellik. Her yerini 30 gram yağı eritecek şekilde yağladık. Yağlama ile birlikte ürün hazır kullanıma geldi. İlk deneme için çeşitli yiyecekler pişirdik. Antrikot, yanına yağ da koyduk. Kuşbaşı, et, kuzu şiş, köfte, hatta ekmek bile kızarttık. Bu deneyimlerimizi anlatacağım sizin için. Ocağın altını sürekli ateşi açık tutmak gerekiyor. Sönmeye başladığı zaman ateşi azaldığında pişme oranı azalmakta. Sesleri duyasınız diye açık bıraktım. Çızırtı sesini duyuyorsunuzdur. Lezzet güzel oldu. Beğendik biz lezzetini. Köfte, antrikot ve kuzu şiş pişirdik. Hepsi de lezzetli oldu. Fakat köfte biraz yapışmalar hissettik. Diğerleri enfes bir şekilde pişti. Lokantaları aratmayacak şekilde güzel bir lezzet tatmış olduk. Merak ettiğimiz için ekmek de kızartmak istedik üründe. Ekmek gayet iyi oldu. Eski sobadaki günlerimiz yad etmiş olduk. Gayet iyi kızardı. Fakat dediğin gibi normal mangalın üzerinde biraz zor oldu. Tüttü ve is oluştu. Bunun mangalı ile birlikte satılıyormuş. Bununla birlikte alırsanız çok daha iyi olacak. Özetlemek gerekirse
Kuşbaşı et ve antrikot güzel pişti. Kuzu şiş iyi pişti. Fakat köfteyi yaptıktan sonra biraz yapışma oluştu. Tabanına yapıştı. Lezzet açısından farklı bir lezzet. Izgaradan farklı. Kızartmadan da farklı bir lezzet oluştu. Deneyim açısından iyi bir deneyim oldu bizim için. Ürünün tüm özelliklerini dikkate alırsak ekmek kızartmanın lezzeti gayet güzeldi. Antrikot, kuzu şiş gayet iyi pişti. Köfte biraz yapıştı ama o da iyiydi. Lezzeti iyiydi. Farklı bir lezzet arayanlar için tavsiye ediyorum. Dezavantajı ise ağır olması. Piştikten sonra etrafı is olduğu için taşıması ve arabada batma ihtimali olduğu için bir kaplık gerekiyor taşıması için. Tüm özellikleri göz önüne alırsak beğendim ben.